Altılı masanın üslubu nasıl? Ben bilmiyorum. İnşallah Allah yol verir kendilerine. Bir yere gelirler. Çok lazım ama bilemiyorum. Birbirlerine karşı bir diyalog. Birbirlerine karşı diyalog görünüşte kötü gitmiyor. Dışarı çok bilgi sızmıyor. En azından onu beceriyorlar. Yani bu çok önemli. Ben mesela sen tabii üstad duyardım. Belki siz duyarsanız başka, siz milletvekilisiniz. Ama ben de işte bu muhitte yaşıyorum. Ben hiçbir şey duymadım bugüne kadar. Orada birbirlerine zıt çıkış yapan falan insan duymadım. Zaten şey adamlar, yani Meral Hanım siyasi hayattaki tecrübesi belki öbürleri kadar uzun değil ama çok kapsayıcı. Ve İstanbul Üniversitesi'dir kendi, tarihçidir biliyorsunuz. Orada doktora yapmıştır, bizim meslektendir. Fakat bir yandan da böyle Anadolu Rumeli karışımı bir aile terbiyesi var. Kimseyle boşu boşuna kavgaya girişecek, tahakküm kuracak biri değil. Kılıçdaroğlu öyledir. Yani uslup olarak şey bir adamdır, yumuşak biridir insanlarla yüz yüze. Karamollaoğlu öyledir. Şey öyledir, tanıyoruz bunu, babacanı falan. Yani orada bir şey çıkmaz ama iş çıkar mı onu bilemeyiz, göreceğiz. Yani ortak aday çıkacak mı, usul. Mesele çok zordur. Parlamentarizme geçilecek. Çok zor. Çok zor. Vakit ister, dikkat ister. Hakikaten hukuk mühendisliği ve idare mühendisliği ister. Türk bürokrasisinde ne yazık ki 950'lerde ve 60'lardaki gibi kurt adamlar yok artık. Yani hepsi sonradan gelme. Bir kısmı kendi gününü güneten, bir kısmı böyle çok megaloman, megalomani içinde kimseler. Ondan o taş oradan oraya nasıl konacak? Bina yıkılmış. Şöyle yıkılmış. Sistemi değiştirmişler çok kısa zamanda. Nasıl gittiği ayrı bir problem. Dükkana giren fili, mukaddes fili çıkartmaya çalışıyorlar. Çıkartmak daha çok tahribat yaratabilir. Sadece çıkartacaksınız. Bilmek lazım. O kadrolar var mı? Ama her halükarda bu iş vakit alacak. Vakit alana kadar insanların hakikaten anlaşması lazım. Yani çok önemli bir şey bu. Belediye başkanlarından lider çıkacak gibi sanki. Hani İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı değerlendirmek? Lider çıkar. Bütün dünyada öyle. Yani çıkar. Barış Johnson belediyeden yetişme. Değil mi? Londra'nın evet. Lord Mayor'idir. Putin belediyeden. Putin KGB'den ama Petersburg Sovyeti'den diyelim, o bir enteresan. Yani Moskova belediyesi. Ama o devlet işte. Devlet görülüyordu. Sen bakma şimdi ona. Harbi kazanıyor mu, kaybediyor mu, canavar mı, melek mi? Ama işte o bir yerden çıkma onlar, o toplumda. O enteresan. Efendime söyleyeyim, kime baksan Viyana'da adetti mesela, belediye reisleri cumhurbaşkanı olurdu. İlk defa Felix Slavik, yani Mesut Bülbül dedikleri zat, onunla anane kırıldı. Çünkü bir yolsuzluğa karıştı adı ve ispat edildi falan. Bu yani normaldi. İmamoğlu'nun da böyle bir şans veriyor musunuz hocam? Ya, bilemiyorum. Bu şimdiki deneyden sonra ne olur bilmiyorum. Belki başkanlığa devam ettiği takdirde bir harika yaratır. Yaratabilir İstanbullu. Gene gelir genç adam yani. Kaç yaşında İmamoğlu? 60 yok. Çok var yok, daha. Yok yani. 50'lerinde biri yani. Vakti var yani. Böyle çok acil ve acul hareket etmesine lüzum yok. Yani İstanbul Belediye Reisliği var elinde, çalışmak, göstermek için. Onları görmeli. Bence bu önemli. Birileri belki onu böyle erken şey yaptılar ama bence bir yolu var yani çalışmak ve görünmek için. İstanbul çok önemli. Unutmayın Tayyip Bey oradan geldi. Ne yaptı, ne etti pek bilmiyorum şimdi. Ben de hesap tutamıyorum ama en azından her kesimle çok iyi ilişki kurduğunu belediyenin o tarihte, onu hatırlıyorum. Onu biliyorum.
Başka kim var bilmiyorum, İstanbul Belediyesi'nden gelip de daha yukarı çıkan biri hatırlamıyorum. Çünkü benim anladığım çok fazla diktayla, benim istediğim olsunla geliyorlardı. O doğru değil o. Yani belediye reisi partinin içinde kuvvetli biri gelir. Çok önemli bir yer, büyük.